Kendinizi ifade etmek zordur. Beyninizden devasa düşünceler geçer ama bunları bir araya getirmek istediğinizde bulacağınız kelimeler azalır. Keşke düşündüğünüz kelimelerle ağzınızdan çıkan kelimelerin sayısı aynı olabilse. Bir de karşınızdakinin anlayabilme kapasitesini hesaba katarsak iletişim gerçekten zor. Bu işin felsefi kısmı olsa da fizyolojik açıdan baktığımızda konuşarak iletişim kurmak gerçekten mucizevi bir durum. Konuşmanın fizyolojisi kendi içerisinde oldukça mükemmel bir hikayeye sahip olsa da bugün sizlerle paylaşacağım asıl kısım duyabilmek. Yani işitmenin fizyolojisi. Gelin en basit haliyle karşımızdaki kişi bize merhaba dediğinde neler olur ona bakalım. Gerçekte olan tek şey beynin konuşma merkezinden çıkan uyarılar doğrultusunda ses telleri ve ağzımızdaki bir takım kasları kullanarak havada ses dalgaları meydana getirmek. Bu dalgaları tıpkı suya bir şey attığınızda oluşan dalgalar gibi düşünebilirsiniz. Ses dalgaları havada yaklaşık 330 metre bölü saniyelik hızla yol alırken gelin kulak denen oldukça ilginç yapıya yakından bir göz atalım. Aslında kulağımızı 3 anatomik kısımda inceleyebiliriz. Dış kulak dediğimiz kısım kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak kepçemiz her ne kadar bazıları için sorun teşkil eden bir kısım olsa da muazzam yapıdadır. Üzerindeki girinti ve çıkıntılar rastgele gibi dursa da sesin toplanması açısından çok önemlidir. Zaten bu nedenle birçok memeli türünde kulak kepçesi canlının özelliğine göre şekillenmiştir. Mesela kedi gibi bazı türler sesin tayini daha iyi yapabilmek adına kulak kepçelerini hareket ettirebilirler. Ses dalgalarını amaca uygun şekilde toplayan kulak kepçesi yaklaşık 2,5 cm uzunluğundaki dış kulak yolu aracılığıyla bu dalgaları kulak zarına iletir. Kulak zarını tıpkı bir davulun derisi gibi düşünebilirsiniz. Doğal olarak buraya çarpan ses dalgaları zarda titreşime neden olur. Özetle karşımızdaki kişinin ağzıyla havada oluşturduğu titreşim artık bizim kulak zarımızdaki bir titreşime dönüşmüştür. Peki zarın titreşmesi ne işe yarayacak? Kulak zarı ve salyangoz görünümlü kemik arasındaki hava dolu odaya orta kulak denir. Burada yeryüzünün en garip mimarisine sahip 3 kemikçik, çekiç, örs ve üzengi ile tanışacağız. Bilmeyenler için belirtelim, örs üzerinde maden dövülen demir yapı, üzengi ise eğerin iki yanında bulunan ve hayvana binerken ayakların basılmasına yarayan demir halka. Görünüşlerinden dolayı böyle adlandırılmış ve sanki zorla bir araya getirilmiş bu üç kemikçiğin görevi nedir? Ana görevleri kulak zarındaki titreşimleri salyangoz görünümlü kemik üzerinde yer alan oval pencere adlı bölgeye iletmek. Peki madem tek derdimiz iletmek, neden dümdüz bir kemik parçası yok da böyle garip görünümlü bir yapı var? Bunun iki nedeni var. İlk olarak bu yapısal durum sayesinde iletilen ses bir miktar artırılmaktadır. İkincisi, bu kemikçikler etraflarındaki bir takım minik kaslar sayesinde ortamda yüksek bir ses oluştuğunda refleksel bir şekilde aktifleşerek kulağı korumaya çalışırlar. Ayrıca özellikle konuşurken veya çiğnerken kafanızın içerisinde oluşturduğunuz uğultu gibi kendiliğinden üretilmiş seslerin bastırılmasında da rol oynadığı düşünülmekte. Havadaki ses dalgaları önce kulak zarı, sonra da kemikçikler aracılığıyla iç kulağa iletilmiştir artık. İç kulakta işitmeden sorumlu yapı, kelime anlamı salyangoz kabuğu anlamına gelen kohleadır. Boru şeklinde bu yapı yaklaşık 35 mm uzunluğunda olup kendi ekseni etrafında 2,5 kez dönmüş bir şekildedir. Aslında kohlea içinde sıvı bir madde bulunur. Kemikçikler aracılığıyla gelen titreşim, oval pencere aracılığıyla kohlea içindeki sıvıyı titreştirir. Bu kanalın içerisine baktığımızda çok fazla sayıda tüy hücresinin olduğunu görürüz. Aslına bakarsanız vücudun en ilginç mekanik aparatı olan bu bölgede gerçekleşen olaylar oldukça karmaşık olmasına rağmen en basit haliyle sıvıdaki titreşimlerin bazı tüy hücrelerini eğip bükmesi söz konusudur. Tüy hücrelerinin bu hareketleri sonucu oluşan sinyaller de beyne iletilerek yorumlanır ve duyma dediğimiz işlem gerçekleşir. Aslına bakarsanız bu yolculukta ilginç bir sorun karşımıza çıkar. Çünkü normalde hava ve suyun akustik dirençleri farklıdır. Yani havada çok rahat ilerleyen dalgalar yoğun su moleküllerini hareket ettirmekte zorlanabilir. İşte kulağımız bu zorluk içinde telafi edici bir sistem geliştirmiştir. Kulak zarının yüzey alanının oval pencereden çok daha büyük olması ve kemikçiklerin garip yapısı sayesinde kulak zarında meydana gelen titreşim yaklaşık 22 kat artırılarak kohlea içindeki sıvıya iletilir. Sonuç olarak karşımızdaki kişinin ses telleri ve ağız hareketleriyle titreştirdiği havanın sırasıyla kulak zarını, kemikçiyi ve sıvıyı titreştirerek bir takım tüy hücrelerini eğip bükmesidir işitme dediğimiz olay. Sevdiğinizin sesinden tutun, hastası olduğunuz şarkılara kadar tüm seslerin kulağınızın içinde yer alan bir sıvıdaki tüylerin muazzam dansından oluştuğunu unutmayın lütfen.